Evet. Evet. Nasılsın paşam? Kötüyüm. Sen nasılsın? Daha da kötüyüm. Sabahdan geldik. 3-4 saattir oradayız. Şu an mahvolduk. Çok yorgunuz. Kaan bir kaç... 2 hafta oluyor mu? Ne için? Senin küçük bir kaza. Ha, küçük bir kaza vardı. Sabahdan onu hallettik. Şimdi... Evet. Geçen 4-5 gün önce de benim araba gitti. Evet. Ablam yüzünden. Aynı ay içinde ikimiz de kaza yaptık. Evet. En azından Kaan'ın araba öyle kötü durumda falan filan değil. Sadece far gitti, onu düzelttik. Benim araba komple gitti. Neyse, onu halledeceğiz. Hoş evet, geldin. Bugün ne yapıyoruz? Ama bugün şimdi konumuz bu değil. Evet. Bugün konumuz yani bunu şey için anlatıyoruz hani biraz ölü gibi olursak bu yüzden. Yorgunuz şu an. Yorulduk biraz gün içerisinde. Şunu da halledelim dedik. Ya, şimdi Helldivers 2 konuşacağız. Evet. Ben oynamadım. Bilmiyorum. Biraz biliyorsundur ama internetten falan. Ya, oyun gameplay'ini gördüm, oynamadım. Oynayan kişi can kat. Bayağı evet. Da oynadın. Kaç saat oynamışsın? 26 saat, 25 saat oynamış. Aynen. 25 saat oynadım. Peki benim bu bir anda çat diye böyle bir oyun alma planım falan filan var mıydı? Ki biz multiplayer oyunları oynamayız. Evet, ben multiplayer oyunları bırakalım. Ben Black Ops 2'de bıraktım. Ama Cankat şu an uzun süre sonra bir anda multiplayer oyuna gitti. Kaç tane? Neredeyse her gün oynuyorum. Kaç tane? 1200 şak diye çıkardı verdim. Çıkardı verdim yani yapacak bir şey yok. Peki değdi mi? Helldivers 2 gerçekten bu parayı vermeye değecek bir oyun mu? Evet. Var mı? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Kesinlikle öyle bir oyun. Şöyle bak. Takım bu, oyunu diye biliyorum. Yüzde evet takım oyunu. Bunlara geleceğiz. Bak şey, Arrowhead bu şey bu oyunu yapan firma. Arrowhead hiçbir şekilde beklentisi olmuyor. Hele Sony kendi stüdyosu altına çıkardığım bir oyun olmasına rağmen hiçbir beklentisi olmadan çıkmış olan bir oyun. Ve anlık 800 bin oyuncuya ulaşmış bir oyun. Ve gerçekten çok büyük bir başarı. İlk defa PC ile PlayStation'a aynı anda çıkmış bir oyun. Evet aynı anda. Hiç beklemediler direkt aynı anda. Hem Steam hem PlayStation ortak olarak 800 bin oyuncuya denk gelmeyi başardı. Yani. Server sıkıntıları yaşadı. Oyuncular ciddi anlamda giremedi ve bütün şikayetlerin hepsi oyunun ne mekanikleriyle ne yapay zekasıyla hiçbir şeyle değil sadece server sıkıntısından dolayı yaşanan sorunlar. Bu kadar fazla tutmasaydı da bence bir yandan multiplayer ama single bir oyun çıksaydı bu kadar kişi bence ulaşmazdı PC'de. Bak Arrowhead bilinen bir firma değil tamam mı? Önceki oyunda Helldivers 1 izometrik kamerayla oynanan evet. Bir oyun oldu. Hiç sevilmemiş zaten. Bu bir anda third person'a döndü. Sevenleri çok seviyordu onu. Çok onu orasını bilemem ama şöyle söyleyeyim sana. Sen hayatın boyunca hiç Helldivers'ı duydun mu? Biri zaten duyan adam akıllı insan yoktu. Veya duyurulan da yoktu. Bu oyun duyurulmadı bile hatta. Helldivers. Arada bir PlayStation Showcase'lerde bir iki dakikalık gösteriyor ve iyi gameplay'ler değildi bu arada. Hiçbir şey göstermiyordu. Ne olacağını, ne biteceğini bilmiyorduk. Ve bir anda hatta şöyle söyleyeyim, şöyle bir söylenti vardı. Normalde PlayStation Studio'da, Japonya stüdyosundan bahsediyorum. Bir oyun çıktığı zaman, Sony altında bir oyun çıktığı zaman işte posterleri falan filan konmuş evet. Binaya. Bu oyun için yapılmamış o. Sırf multiplayer olduğu için herkes ellerince duyurdu. Çünkü güzel multiplayer oyunu. Bir şey beklemiyorlardı insanlar. Gerçekten bir şey beklemiyorlardı. Bir de piyasada düzgün multiplayer oyun da yok. Evet, ve bu oyun 70 dolar değil 40 dolardan çıktı. Bunun büyük etkisi var. Sony oyun olduğu için güveniyor. Çoğu oyuncu ulaşabiliyor ki biz bile ulaşabiliyoruz Türkiye'de yaşamamızda. Yani microtransactions falan var mı bir sürü? Yok. Hiçbir şey. Oyun içi para var. Ama şöyle. Şimdi tam emin değilim ben çünkü daha hiç 2 tane falan almışım da şöyle. Sanırım 2 günde bir yeni bir zırh seti veriyor tamam mı? Bunu normal oyun içi parayla da satın alabiliyorsun. Bu arada o parayı kazanmak çok kolay. Yani sormak istediğim şey şu. Gerçek parayla alabildiğin şeyleri oyun içi parayla da aldırıyor. Evet. Bu mükemmel bir şey. Evet. Premium diye işte kendi cebinden harcaman gerekmiyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Normalde oyun içerisinde kazandığı madalyonlar var tamam mı? Bu madalyonlarla işte çeşitli zırhlar, silahlar alabiliyorsun tamam mı? Bir de bunun premiumu var. Premium zırh seti diye bir şey var. Onu da şey diyor. 1000 oyun parasına bu paketi açabilirsiniz diyor. 1000 oyun parası oyun içinde kazanabiliyorsun diyor. Satın almana gerek yok. For Honor gibi. Onunla da öyle. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun içi Game Pass'ini senin para verip almana gerek yok. Müthiş oyun içi ya. Parayla satın alabiliyorsun. Ve bu 70 olarak bir oyun da değil. 70 olarak oyunlara sadece gerçek parayla alabileceğin içerikler korunuyor. Mesela kesinlikle. Tekken 8. 70 dolara satılıyor oyun. Hatta 100 dolara veren var işte Ultimate Edition'a falan. Şu an Tekken Shop diye bir şey geldi. Eski oyunların kostümlerini 4 dolara satıyorlar tanesini. 4 dolar. Oyun içi parayla. Alamıyorsun. 70 dolar verdiğim bir dövüş oyununda bana hala kostümleri parayla satıyorlar şu an. Ve Helldivers 2 40 dolarlık multiplayer bir oyun. Ama oyun içi parayla aldırıyor.
Bu işte olması gereken. Evet, bu olması gereken de bu. Yani. Ve Steam olumlu puanlarına geçiyorum. PlayStation'da kim bilir kaç tane oyuncusu vardır. Deli gibi oynanıyordur orada. Çok. Ve şunu da fark ettim biliyor musun? Bu galiba tarihte ilk defa oluyor. Normalde PlayStation ile Xbox arasında nasıl bir çatışma olduğunu biliyorsun ki o bizde bile var. Evet. Biz Xbox'ı sevmeyiz. Evet. Ama şu anda PlayStation oyuncuları ciddi anlamda oyunun Xbox'a da gelmesini istiyor. Bunun tek sebebi var. Şöyle bir mevzu var bak. Acımış mı? Hani oyunları hem, yok. Hem acıyorlar. Hem acıyorlar. İkinci sebebi de şu. Şimdi. Oyun içinde bizim iki tane savaştığımız şeyler var, tamam mı? Sınıflar var. Birisi Autobotlar. Bildiğin robotlara karşı savaşıyoruz. Diğeri de böcekler, tamam mı? Bunlar süper örte doğru yavaş yavaş yaklaşan tehditler, tamam mı? Yavaş yavaş geliyorlar ve mesela 4 içi bir takımda senin o savaşta yaptığın katkı 0.00010. O kadar düşük bir ihtimal, tamam mı? Sen mesela 50 kişiyle karşı tarafta bir devasa bir orduya karşı savaşırken pek bir etkili olmuyorsun. Peki 400 binken 800 bin asker var karşıda. Karşıda da o kadar asker var. Böyle bir etki yaratıyorsun, tamam mı? Ama bu gene de gezegeni savunmana yetmiyor. Ve şu anki oyuncu kitlesi istiyor ki bir 200 bin daha mı gelse? 1 milyon kişi mi olsak? Kafasında oldukları şey için mi? Böyle bir şey istiyorlar. Genelde Steam'de mesela bir oyun 50 bin satmış, 50 bin oyuncu gözüküyor ya. Hı-hı. PlayStation konsol tarafında o milyonlar oluyor zaten genelde. Biz onu göremiyoruz. Şu an zaten PlayStation'da milyonu geçmiştir o kişi sayısı. Büyük ihtimalle. Yani. Şu anda insanlar istiyor ki hem orada da satsın, gene Sony kazansın, gene onlar oynasın, onlar kazansın. Bunu istiyorlar. Ya ben açıkçası olumlu görüyorum. Xbox oyunları da PlayStation'a geliyor zaten. Ha evet. Öyle bir anlaşma yapabilirler. Hatta bundan sonra onun videosunu çekelim. Xbox One'a PlayStation'a ilgili olur, var. Olur olur. Onu konuşalım. Ya şimdi bak. Bu oyunun bir yandan da en çok oynanmasının ve kendini oynatabilmesinin en büyük sebebi gaza getirmiyor. Gaza getiriyor olması, anladın mı? İşte bir asker olarak cephede gerçekten savaşma hissiyatını nasıl verdiği. Ne mesajlar içeride. Bunların hepsini inanılmaz iyi veriyor, tamam mı? Oyunun inanılmaz gaza getirici müzikleri de var. 4 kişi birlikte takım halinde savaşmanın şeyi de var, gazı da var ayrı bir şekilde. O son savunma hattı dediğimiz şey vardır yani. Oyunda onu son damlasına kadar hissediyorsun. Şey, en çok da bu sebepten ötürü oynatıyor zaten. Bir haber gördüm ben geçen. Hani tanımadıklarını oynuyorsan mesela, hı hı, şey oluyormuş. 3 kişi mesela tanıdık, tamam mı? İşte 4. kişi başka bir yabancı ya da 2 kişi tanıdık, 2 kişi yabancı. Tanımadıkları adam, bunların hani oyunun sonunda böyle erzak falan toplanıyor ya, bir şeyler, hı hı, yapılıyor. İstedikleri böyle premium erzakları toplamazlarsa direkt kick ediyorlarmış. Evet, yapıyorlar. Adam yani 2 saat yemeği boşa gidiyormuş, direkt atıyorlarmış maç bitmeden falan, öyle şeyler varmış. Var öyle. Onların elinde yani mi oyundan atmak? Şöyle, oyun kurucusu var, tamam mı? He. Oyun kurucusu yapıyor bunu. Eğer oyun kurucu sen değilsen veya arkadaşın değilse seni kickleyebiliyor. Başına geldi mi? Geldi. 2 kere geldi. Hatta şöyle bir şey de oldu. Mesela İkmal çantası indi, tamam mı? Mermi alacağım, mermim bitti. Orospu çocukları bana izin vermedi, biliyor musun? Kafama sıktılar. Ben de oyundan çıktım. Friendly Fire falan açık mı? Oyundaki en büyük sıkıntılar bir de Friendly Fire zaten. Kapatamıyorsun. Kapatamıyorsun. Oyunun zaten en çok gerçekçiliği orada. Mesela şöyle. Sen 10 tane böceğin arasında kaldın, tamam mı? Seni lime lime ediyorlar. Diğer arkadaşın uzakta olmasına rağmen sen bombardıman çağırıp onları bombalayıp kendini feda edebiliyorsun. Ama yanında arkadaşın da varsa o da ölüyor. Aynen. Ve oyunda şöyle, mesela 4 kişilik bir takımsanız sizin ölen takım arkadaşınızı 20 kere çağırma hakkınız var sadece. Sonra o hakkınızı kaybediyorsunuz ve 2 dakikada bir tekrar yenileniyor, bu bir kere hakkın oluyor. Eğer siz bütün takımınız maç bittikten sonra ayrılamazsa sahadan, sağladığınız her şeyi kaybediyorsunuz. Elinizdeki bütün envanteri, her şeyi kaybediyorsunuz. Ama görevi tamamladıysanız, eğer görevi tamamladıysanız şeyin XP'nizi her türlü alıyorsunuz ama para alamıyorsunuz. En büyük sıkıntı da o. Ya sıkıntı takım oyun olması. Ben açıkçası online oyunlarda takım falan hiç uğraşmam. Bireysel. İşte dövüş oyunu, yarış oyunu o yüzden oynuyorum mesela. Onun dışında gireceğim şimdi 3 tane dangalak. Ne bileyim. Ya bak o katlanamıyorum bunun, insanlar. Bunun çok büyük bir şeyi var, tamam mı? Sen söyle. Güzel bir hissiyat. Gerçekten arkadaşlar, ben seninle oynamayı çok isterdim bu oyunu. Tamam, çok da güzel oynardık seninle. Diğer 2 kişi ne olacak? Diğer 2 kişiyi de bulusaydık, 4 kişilik güzel bir takım olsaydık mükemmel bir iş çıkarırdık, tamam mı, ortaya? Kaybetmediğimiz maç olmazdı. Hepsini kazanırdık. Ama ben ne yazık ki bir tane bile bunu oynayacak veya satın alacak arkadaşım olmadığı için yalnız başıma ve farklı yabancı insanlarla oynuyorum. Bak, konuşmasak da anlaşabildiğimiz bazı takımlar oluyor. Bazıları da gerçekten bok gibi oluyor.
Ben tek başıma bütün hepsini üstlenmek zorunda kalıyorum. Sırtımda taşıyorum bildiğin hepsini falan. Türk var mı peki çok? Hı? Türk. Türk'te daha denk gelmedim. Çünkü onlar CS LoL oynuyor. Zor olmuş. Ya bak, bu oyunun esinlendiği en büyük kaynaklardan biri şey ya. Ne? Stormtroopers ya. Hani böceklere karşı savaştan o 2000 filmi falandı galiba. Kitabı da varmış bu arada, emin değilim. Ama kitabı çok farklı bir konuyu işliyor. Filmi çok ayrı bir konuyu işliyor. Bir de bunun yan bir iki filmi, bir tane oyunu, bir de şey daha var. Televizyon dizisi var galiba, yanlış duymadıysam. Onların hiçbiri ama bu oyunda hisseden o duygu hiçbir şekilde veremiyor. 99 filmi var, çok güzel biraz. O verebiliyor. Gene de bu herkes online oyun seven kitleden bahsediyorum ben. Çünkü bu oyun herhangi bir hikayeye, olay örgüsü hiçbir şey işlemiyor. Başta bir cutscene var. Sonra zaten direkt training başlıyor. İşte nasıl envanter çağırıyorsun, nasıl silah kullanıyorsun, düşmanları nasıl öldürüyorsun onu gösteriyor. Başka hiçbir şey yok. Tabii söylentiler var. Bunu Arrowhead'in kendi yaydığı söyleniyor bu söylentiler. İşte gezegen, evreni özgürleştirdiğin zaman, tamamen bütün gezegenleri ele geçirdiğin zaman bütün oyuncuları gösterecek bir cutscene olduğundan bahsediliyor. Ondan sonra oyunun sonunu görecekmişiz. Ve üçüncü oyuna bir gönderme yaşanacakmış gibi söylentiler yayılıyor. Bunu kim götünden uydurdu bilmiyorum ama ben Arrowhead'in yaptığını düşünüyorum. Çünkü Arrowhead şu anda inanılmaz bir sosyal medya kullanımı içerisinde. Her yer Helldivers meme'i kaynıyor ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Bu oyuncuları daha da çok oyuna çekiyor ve daha çok oynanmasını oynatılıyor. Ama şöyle büyük bir sıkıntı da var oyunda. Oyunda içerik yok. Nasıl içerik yok? 24 saat oynadım ya ben. 25 saat. Ben o yapabileceğim neredeyse her şeyi yapmış durumdayım. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi bak, sadece böcek ve otobot düşmanlarının olması oyunda bir noktadan sonra artık yapacak bir şey kalmamasına sebep oluyor ne yazık ki. İyi de bu... Gemini tamamen geliştirdin. Bütün zırh setlerini aldın. Son level aldın. Artık oynanabilirlik hiçbir şey kalmadı. Şimdi online oyunların sıkıntısı zaten bu. Her zaman her şey aynı olur tekrar. Her şeyin bir sonu vardır 500 yani. Saat aynı şeyi yaparsın. Şimdi bu oyunda PvP de yok. Yaratıklarla savaşıyorsun. İnsanlar takımsın. PvP istiyor şu anda ha, bu oyunu. O gelirse kurtarır. Yoksa sürekli aynı yerlerde böcek kesip takımla para kazanmın. Ben oynamam açıkçası, söyleyeyim, sıkılırım ya. O yüzden bulaşmıyor. İşte şu anda oyun bu kadar popülerken, sosyal medyayı da bu kadar iyi kullanıyorken acilen yeni modlara, yeni düşman tiplerine ihtiyacı var. Yoksa bu oyun yakında ölecek. Getirirler. Bak mesela şey, Ether Company miydi neydi? Ne? Tek kişinin yaptığı bir tane oyun vardı. Boş ver, çok önemli değil. İzleyenler biliyordur zaten. O oyun bir iki ay boyunca çok popülerdi, tamam mı? Ama içeriğini Pokemon tüketti. Çakması yok, Pokemon çakmasından bahsetmiyorum. Başka bir şey bu. Evet. O oyun da çok popüler, tamam mı? Ama söndü gitti şu an, tamam mı? Oynayan çok fazla kişi kalmadı. Herkes Helldivers oynamaya başladı. Bir noktadan sonra Helldivers'ın da içeriği bitecek ve insanlar başka oyunlara yönelecek. Bu olmadan önce Helldivers yapımcıları, yani Arrowhead'in acilen yeni içerik çıkarması gerekiyor. Şu anda şey getirdiler. Mecha getirmişler. Bayağı robotun içine girip böceklerle falan savaşabiliyorsun. Öyle bir şey getirmişler. Yakında geliyormuş bu güncelleme. Ama gene yeterli değil. Daha da fazlasına ihtiyaç var. Şimdi araba falan getiriyorlarmış oyunun içerisine. Araba kullanıp yanında üst tarafında biri için makine sürekli ateş edecekmiş falan. Çok zevkli. Battlefield işte. Battlefield tamına koyayım. Yani geliştiriyorlar, anladın mı? Bu da iyi bir şey. Sony zaten bırakmaz. Sony de arkasına durur. Aynen o şekilde. Şu an garip bir şekilde EA bile şu an oyunun arkasında duruyor. Bak şöyle söyleyeyim sana bir de. Yıllar sonra online bir oyun öveceğimi hiç düşünmüyordum, biliyor musun? Zaten hani şunu söyleyelim. Online oyun sevmeyen biri, online Helldivers ki sevdiyse, online oyun arayan biriyseniz %100 seversiniz. Arkadaşlarımla oynayamama, yabancılarla oynamama rağmen sevdiysem yani. Bir de arkadaşlarla oynasam nasıl olur acaba? Yani. Annen geldi. Valla. Tamam, iyi oldu. Neyse. Oyuna puan verecek olursam bir puan vereyim. Tamam mı? İnceleme gibi olsun. 8 veriyorum. Online oyun 6 yapısına. Online oyun 6 yapısına. Hani single oyunlarla kıyaslanmayacak. Single oyunlarla kıyaslanmayacak ama online oyunlar çerçevesinde bu oyun 10 üzerinden 8'lik bir oyun. Hele ki içerikler vermeye devam ederse bu puanım artar bile yani. Ne? Öyle söyleyeyim sana. Noktalayalım mı? Noktalayalım, kapı çaldı zaten. O zaman sonra noktalayalım, ben kapıyı açayım. Bu arada garip bir şey söyleyeyim. Hı, söyle. EA hani normalde bir sürekli online oyun çıkarıp da böyle sıçar ya, şey yapmaz. Şu an garip bir şekilde Need for Speed Unbound'ı biliyorsun. Evet. Oyun çıkalı 1,5 sene mi ne oldu? Şu an hala destek geliyor. Gelecek güncellemeleri de gösterdiler. İşte bir ay sonra Need for Speed Underground temasında yeni map'ler, yeni modlar, yeni arabalar falan gelecek. Böyle bir yıllık
map çizelgesi şey oğlum, update çizelgesi gösteriyor. Ben şoktayım Most şu an. Most Wanted remake yapmıyorlar mıydı bunları? Ben de onu bekliyorum. Ha. Ama bilmiyorum şu an şey gibi hani iyi biliyorsun bütün önceki oyunlarında mesela Need for Speed falan oyun çıkıyor bir ay sonra direkt destek kesiyorlar. Mükemmel bir oyun olabilecekken destek kesiyorlar. Şu an şey yaptılar. Helldivers da güzel gidiyor. Şu an online oyunlar için böyle bilmiyorum değişik bir çağa giriyoruz gibi geliyor bana. EA'den hiç beklemediğim şeyler. EA'den kim ne bekliyor ki artık sen? Ya o bile düzeldiyse yani Helldivers her türlü destek gelir onu demeye çalışıyorum. Umarım. Neyse noktalayalım mı? 8 verdin. Ha. Yani bir bakın online oyunları seviyorsunuz. Sevmiyorsanız da bir deneyin. Plus'a da büyük ihtimal gelir. Olmadı izleyin bu arada. Çünkü zaten izleseniz bile karşınıza binlerce içerik çıkacak yani bununla alakalı. Yani Plus'a da gelir büyük ihtimal. Kesin gelir. Yani 40 dolarlık bir oyun çünkü. Gelmeme şansı bence de yok. Öyle diyelim kapatalım. Kapatalım. Bir tamam. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.